okuduğumu söylemiştim. Her yazın stajımız oluyor. Bu yaz da yine stajı çıktım. Geldim işte yurt dışına. Gemide yürüyüşüydü bu yıl falan. Gemi apayrı bir ortam zaten. Gemiden indiğimde de herkesin kafasında şöyle bir iş oluşmuş. Tayfun okuldan mezun oldu, işe başladı. 2 senede. Merhaba, ben geldim, kazandım. Ondan sonra kez işe başladım falan. Hızlandırılmış okul. Sabah bile okulda, gece bile okuldaydım. İnsanların aklında değişik düşünceler olur zaten. Neyse, gemiden indim. Herkes izinle misin, geldim mi oğlum, şu mudur, bu mudur, bir de kaptan mısın, şusun, busun. Annemin ilk tepkisi, gelmişim çantalı. Anne ben geldim, kız bulduk sana falan tarzında diye bir karşılama geldim. Hani annelerin bir yay evlendirme telaşı var. Anne dedim, daha 21 yaşındayım, çantaları evlendi, bir sarılaydın ya falan diye. Ne o? Komşunun kızı geldi, seni çok beğendiler, beni sana söylediler, seni bana söylediler, gittik düğüne gittik, evlendik, biz bulduk, evini düzdük, hazır falan, imzayı atacağım, bitti. Çocuk bile yaptık falan tarzında, her şey hazır olacak diye. Öyle bir telaşlanma var bir komşuların içinde. Hani zaten bir de mevcuttur. Hani benim oğlum şunu yaptı, benim oğlum bunu yaptı falan filan derken. Annem, kaptan, üst gemide, seninki ne yapıyor? Tamam. Diye bir şey olunca herhalde artık aralarında ne olursa kız falan alışverişine başlamışlar. Sana bana yaparım, sen bana bir kız ver, ben sana bir oğlan vereyim. Üstü çıkışmazsa sakız alırsın falan filan diye bir alışverişe dönmüş. Annemle çevrelerinde şey var. 2 gün durdum, direkt İstanbul'a kaçtım. Bu sefer de bizim başka bir kuzen var abi. Adam doğmadan önce 25 sene yaşamış orada. 25 yaşında doğmuş. 20 yılda burada yaşamış, 45 yaşında. Öyle bir psikolojide hani eksilerden geliyor artık. Biz takılıyoruz, geziyoruz, eziyoruz. Yazlık yerlere gidiyoruz, disko şubu falan. Okey oynayalım ya. Vallahi. Ya anne bir çay koy. Güzel güzel. Oh, emekliliğime de 5 yıl kaldı zaten. Ah, çoluk çocuğu da büyüdü. Ne yapak artık? Okey okey. Tayfun gel. Abi ne okey, sen daha 23 yaşındasın ya. Bir çıkalım, gezelim, tozalım. Sonra diyor, oğlum beni hiç çağırmıyorsunuz ya. Neden? Bir şey oluyor, emekliler kulübüne gitseydik, bir iç takımı var. Bizim orada çok güzel, bak çay bay demliyorlar falan. Adam da böyle bir hava var. Bunun annesi vardı teyzem. İstanbul'a geldi, bu sefer o yakalandı. Face'ten etiketliyor, şuradayız, buradayız, şuradayız. Bir yazı geldi, aferin size. Şimdi ulan eve girmeye korkuyoruz, ne diyeceğiz, ne düşüneceğiz şimdi? İyi mi söyledi, kötü mü söyledi, o mu söyledi, bu mu söyledi derken. Şöyle bir duruş abi, gittik onlara. Geziyormuşsunuz. Evet. Yiyormuşsunuz. Evet. İçiyormuşsunuz. Oktay şöyle dedi. Ağzıma sıçayım ben, o içen ağzıma sıçayım ben ya falan. Oğlumu çağırmıyor musunuz? Geçin lan içeri falan diye. Hani belli ki bizi böyle kelepçeleri vurursa şak şak çağıracağız. Ortaköy'ü mü köpeğin alsın. Beşiktaş hepsi senin. Taksim üstüne yapacağım falan tarzında. Öyle bir şey oldu. Konuşmalar oldu. Aynı gece abi çıkalım. Zaten biz hani kırbaçlar bildiğince çıkalım. Çıkmazsak ağzımıza sıçacak. Çıkalım o zaman. Nereye gidelim? Taksim'e, Kadıköy'e gidelim. Karşıya geçelim falan diye bir şeyler yapıyoruz. Abi teklif şu. Yürüyerek aşağıya inin. Kafe var. Oturun, yarım saat sonra çıkın gelin. Tezat. Bitti. Kapat. Aklıma konu geldi.